TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 3 Ekim Perşembe. TKP'nin sesine hoş geldiniz. 1 Ekim itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönem için işbaşı yaptı. Meclis ne zaman kapanmıştı? Hatırlayanınız var mı? Peki meclis bu hükümet sisteminde nasıl bir işleve sahip? Bilebileniniz var mı? Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim sisteminde yeni bir değişiklik olup olmayacağı da soruldu. Sahi biz seçimlerde kimleri nasıl seçiyoruz? Seçtiklerimizin yetki ve sorumlulukları ne oluyor? İşin içinden çıkabileniniz var mı? Hatırlarsınız, 2017 yılında yapılan referandumla yeni hükümet sistemine geçilmesi kabul edildi. 2018 yılında yapılan seçimle birlikte ise yeni hükümet sistemi tamamen yürürlüğe girmiş oldu. Bu yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı hem devlet hem de hükümet başkanı sıfatını taşımaya başladı. Dahası eski sistemde Bakanlar Kurulu'nda olan yürütmenin ve bakanların yetkilerinin çok büyük bir kısmı Cumhurbaşkanı'na aktarıldı. Ayrıca kurulacak hükümetin meclisten güven oyu alma zorunluluğu da yeni düzenlemelerle kaldırıldı. Bu da yetmedi. Meclisin görev ve yetkileri arasından Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetleme ve bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp kabul etme gibi hayati önemde bazı yetkiler de çıkartıldı. Bu düzenlemelerle meclisin artık anayasal araçlar üzerinden yürütmeyi denetleme yetkisi neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış oldu. İşte etki ve sorumlulukları iyice sınırlandırılmış bu meclis için yeni bir dönem başlamış oldu. Durum buysa gerçekten, meclis ne yapacak? Ne mi yapacak? Anlatalım. Önümüzdeki dönem, meclisin öncelikli gündemleri arasında önceden yargı reformu adıyla açıklanan birinci yargı paketi ve kıdem tazminatına dair yasal düzenlemeler olacak. Adalet sisteminin tamamen iflas ettiği ülkemizde, meclis öncelikli olarak yargı sistemine kimi makyajlar yapılmasıyla uğraşacak. Bir de patronları büyük bir dertten kurtarmak için belki de geceli gündüzlü çalışacak. Kıdem tazminatı ile ilgili yasada kimi düzenlemeleri gündemine alacak. Anlayacağınız eli kolu bağlanmış bir meclis sadece sermayeye hizmet etmek için işlev görecek. Onun dışında olanlar bu düzende işin süsü olmaktan öteye ne yazık ki geçemeyecek. Bu düzende böyle. Düzen partilerinin yapabildiği ancak bu. Patronların ihtiyacını karşılamak. Peki başka bir meclis mümkün mü? Halkın gerçekten temsil edilebileceği, toplumun çıkarlarını gözeten bir meclis. Türkiye Komünist Partisi programında bunun sosyalizmle mümkün olacağı anlatılıyor. Şimdi TKP programından bir parça paylaşacağız sizinle. Sosyalist demokrasi, iktidarın başta üretim süreci olmak üzere toplumsal yaşamın tüm dokusuna yayılmasıyla mümkündür. Sosyalist demokraside işçi sınıfı toplumsal örgütlenmeleri aracılığıyla yönetimdedir. İktidar organları, fabrikalar, atölyeler, bürolar, çiftlikler, okullar ve kışlalardan başlayarak yukarıya doğru uzanır. TKP, toplumun bütün kesimlerini yönetime katacak yerel iktidar organlarının yaratılmasını ve bu organların yetkinleşmesini özendirir ve güvenceye alır. Yönetim kademelerini aşağıdan yukarıya oluşturan bütün örgütlenmeler, kendi yönetimlerini özgür seçimlerle belirler. Seçmenler, bütün organlara seçtikleri temsilcilerini görev dönemleri tamamlanmadan geri çağırma hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanımı yasalarla düzenlenir ve güvence altına alınır. Sosyalist iktidarda yasama, hükümet oluşturma ve yürütmeyi denetleme konularında en yüksek organ meclistir. Gelin her bir yurttaşının ülke yönetiminde söz sahibi olacağı bir Türkiye için birlik olalım, örgütlenelim. Türkiye Komünist Partisi çağırıyor. 19 Ekim Cumartesi günü İzmir Bornova'da Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda buluşuyoruz. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Akuya'nın konuşmasıyla açılacak olan etkinlikte Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas
ve Küba Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Juan Carlos Marsan da konuşmalarıyla yer alacak. Enver Aysever, Gülcan Altan, Nihat Behram, Orhan Aydın ve Yapıcılar Müzik Grubu'nun da katılımcıları arasında olacağı etkinlik, 19 Ekim akşamı eşit ve özgür bir dünya için mücadele edenleri bir araya getirecek. Tekrar merhaba. Yunan besteci Thanos Mikrotsikos'un Nazım Hikmet'in Mikrokozmos adlı şiirinden bestelediği şarkıya kulak vereceğiz bugün. Şarkıyı Maria Dimitrialli seslendiriyor. Kena ti thelo tora na sas po mes tis sinedies mesa stin poli tis Kalkutas fraksan to dromo sen an anthropo alisodesan enan anthropo ki pou evadize. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Herkes almış gemisini yürümüş. Siz gerçekten değiştirebileceğinize inanıyor musunuz? Güvenlik sorunlarının yaşandığı bir ülkede Komünist Parti üyesi olmak başıma iş açmaz mı? 20 yıldır çalışıyorum. Bugüne kadar çalıştığım yerden ne tazminatımı alabildim, ne sigortamı doğru düzgün yatırdılar. Hadi söyleyin bana ne yapacağım? Benim gibi milyonlar var, milyonlar. Nasıl çözülecek bu sorunlar? Ya komünistlik Türkiye topraklarına yabancı değil mi? Müslüman bir ülkede nasıl olacak? Bu halk cahil. Yarın önüne çıkanın peşine yine takılır gider. Emeğinize yazık değil mi? Çok iyi niyetlisiniz ama az kişisiniz. Bu kadar insanla nasıl olacak? Sorularınızı bekliyoruz. Türkiye Komünist Partisi'ne iletişim@tkp.org.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. TKP'den haberler. İstanbul Üniversitesi'nin Çapa ile Cerrahpaşa yerleşkelerindeki fakülte binaları deprem nedeniyle hasar almış, üniversite bileşenleri haklı olarak binaya girmeyi reddetmişlerdi. Üniversite Katılımcıları Derneği yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin binaları hasar gören bölümlerinin derhal eğitime ara vermesi gerektiği hatırlatılırken, üniversitelerdeki öğrencilerin akademik ve idari personelin can güvenliğinin devletin sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Türkiye Komünist Gençliği'nin ODTÜ'de kötü yemekhane şartlarına karşı buradayız diyerek bir imza kampanyası başlattığını duyurmuştuk. Türkiye Komünist Gençliği üyeleri dün imza kampanyası için toplanan yaklaşık 1600 imzayı rektörlüğe teslim etti.
Gelen tepkilerin ardından geçici işçi alımı yapan okul yönetimi, diğer yandan kısmi zamanlı çalışacak öğrenci ilanı verdi. Öğrencilere verilecek saatlik ücretin 6 TL olması yönetimin iyi niyeti hakkında soru işaretleri uyandırıyor. TKP emekçi mahallelerine sosyalizm alternatifini semt evleriyle taşımaya devam ediyor. Bu cumartesi saat 17'de İstanbul'da bir semt evi daha açılacak. İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirilecek açılışa aydınlanma mücadelesini büyütmek üzere siz de davetlisiniz. Açılışla ilgili bilgi almak için iletişim@tkp.org.tr adresine mesaj atabilirsiniz. Semt evlerinde etkinlikler devam ediyor. Bu cumartesi Gazi Semt Evi'nde tekstil işçileri buluşuyor. Yıldız Koç'un konuşmacı olacağı etkinliğin başlığı, patronların kriz fırsatçılığı tekstil işçilerini nasıl etkiliyor ve ne yapmalı? Etkinliğe katılmak ya da bilgi almak için 0551 221 53 32 nolu hattı arayabilirsiniz. Patronların ensesindeyiz özel okul öğretmen dayanışma ağının mücadelesi özel okul patronlarını hareketlendirdi. Bir taraftan yeni teşvik paketleri ve KDV indirimi için Milli Eğitim Bakanlığı kapılarını aşındıran özel okul örgütleri hep birlikte bir açıklama yaparak öğretmenlerin kurumlarını karaladıkları yönünde suçlamalar yaptılar. Patronların ensesindeyiz özel okul öğretmen dayanışma ağı bir açıklamayla bu suçlamalara yanıt verdi. Özel okulların devletten aldıkları destekle kamunun sırtında yük olduğuna vurgu yapan öğretmenler, eğitim sistemindeki piyasacılığa ve gericileşmeye dikkat çekti. Düzenlenen çalıştaylarda bir araya gelen yüzlerce öğretmenin patronların karşısına artık daha örgütlü çıkacağını duyuran öğretmenler, tüm özel eğitim emekçilerine patronların ensesindeyiz dayanışma ağıyla iletişime geçme çağrısı yaptı. Samsun'un Kavak ilçesinde Kristal İş Sendikası üyesi oldukları için işten çıkarılan ÇETAŞ cam işçileri, iş yeri önünde başlattıkları direnişin 5. gününde patronların ensesindeyiz ağı tarafından ziyaret edildi. Patronların ensesindeyiz dayanışma ağı bugün 11'de Kavak Atatürk Meydanı'nda gerçekleşecek sendikalı işçilerin kitlesel basın açıklamasına Samsun halkını destek vermeye çağırıyor. Patronların ensesindeyiz ağına gelen bir ihbar, Gama Türkerler İzmir Adi Ortaklığı'na ait İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatındaki kötü çalışma koşullarını açığa çıkardı. İşçilerin yemek yediği yerin şantiyenin bodrum katına kurulu olduğu, şantiyenin tüm pisliğinin buraya aktığı belirtilen ihbarda, bunun işçilerin sağlıklarını ciddi anlamda tehdit ettiği ifade ediliyor. İşçiler ayrıca tüm öğle aralarının yalnızca yemek kuyruğunda bekleyerek geçtiğini belirtiyor. Patronların ensesindeyiz ağına diğer bir ihbarsa, Buca, Begos 2. bölgede yer alan ve yaklaşık 150 işçinin çalıştığı Peridot Adatepe tekstil firmasında çalışan işçilerden geldi. Karstadt, Bonita, Çeçil, Esprit, Mango, Tom Taylor, QVC, Ulla Popken ve CNA gibi büyük firmalarla çalışan Reha Tekstil'in fason üretimini yapan Peridot Tekstil'de işçilerin maaşları 2 aydır elden ödeniyor. Son 2 haftadırsa iş olmadığı gerekçesiyle işçilerden ücret kesintisi yapılıyor. İşçiler sigortalarının yatırılmadığından endişe ederken, diğer yandan da üretim baskısından zaman zaman belli bölümlerin tuvaletlerinin kilitlendiğini ve fazla mesailerinin de ödenmediğini aktardılar. Bu ihbar üzerine patronların ensesindeyiz Begos işçileri dayanışma ağı bir açıklama yaptı. Açıklamada geçtiğimiz ay kararlı direnişleri sonucunda 2,5 aydır alamadıkları maaş ve fazla mesailerini alan TR İnter işçilerinin mücadelesi hatırlatılarak tüm Begos işçileri birlikte hareket etmeye, dayanışmaya ve örgütlenmeye çağrıldı. Siz de iş yerlerinizde yaşadığınız tüm hak gasplarını patronların ensesinde izahına ihbar edebilir, sürdürdüğünüz direnişinizi paylaşabilirsiniz. Sömürücüleri ihbar etmek için 0541 940 0514 nolu hattı arayabilir, patronlarınensesindeyiz.org adresine başvurabilirsiniz. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.